Arkadaşlar merhaba. Bugün Çankaya'ya şemsiye tamircisi aramaya gideceğiz. Bu arada ilgimi çeken şeyleri sizlerle paylaşacağım. Hoş geldiniz kanalıma. Yol boyunca turunç ağaçları ekmişler. Burası hemen üç kuyular metroya giden yolun yanındaki kaldırım. Karşıda da yeni yapılan İstinye Park var. İçerisi gayet güzel yapılmış. Çok kalabalık oluyor ama ben bu şekildeki AVM'lerin merkezde, şehir merkezinde olmasından taraftar değilim. Ve çok da hoşuma gitmiyor. Açık havada dolaşmasını, açık havada bir kafeye oturmasını her zaman tercih ediyorum. Buradaki turunç ağaçları çok güzel. Apartmanın bahçesinde. Gayet bakımlı. Budaması da güzel yapılıyordu bunların kesinlikle. Gerçi yol kenarındaki ağaçların da budaması güzel yapılıyordur. Şu anda metrodan çıktık. Bit pazarına doğru gidiyoruz. Buralarda da telefoncular var. Gördüğünüz gibi. Bu yolun sonu Basmane Garı'na gidiyor. İkinci el cep telefonu. Telefon tamiri. Burada da bisikletçi var. Artık normal sigara alınmıyor. Böyle tütün alınıyor ve sarılıyor. Burada da Remzi Usta'nın Diyarbakır Lezzetleri diye bir lokantası var. İçerisi fena değil görünüş. Burada da hırdavatçılar var. Elektrik aletleri satıyor. Burada da çeşme malzemeleri. Şemsiye tamircisine gidiyoruz. Arkadaşımın şemsiyesi bozulmuş. Bakalım açıksa oraya şemsiyemizi tamir ettireceğiz. Burası da eskiden ikinci el ürünler satılırdı. Çok çok eskiden. Bu yurt dışından getirilen kaçak ürünler satılırdı. Şimdi artık her şey olduğu için Türkiye'de benim dediğim 80'li yıllardan sonra ve 80 yılından önce. Ama o zamanlar ben çocuk olduğum için geldiğimi hatırlamıyorum. Yalnız Amerikan pazarı denirdi buraya. Onu hatırlıyorum. Şimdi devam ediyoruz sokak arasından. Burada hırdavat malzemeleri, boyalar. Burada elektrik aletleri. Böyle MP5 çalarmış bu. Şu tam karşıda da buradan ben birkaç kere kulaklık almıştım. Cephe aksesuarları yazıyor. Telefon adaptörü almıştım.
kablosu almıştım. Şimdi şemsiye tamircimizi aramaya devam ediyoruz. Bakın burada da Arapça yazılar var. Mucize bataryaymış. Hala şemsiye tamircimizi bulamadık. Burada garantili telefon tamiri diye yazıyor. Şemsiye tamircisini bulamadık. Çünkü şemsiye tamircisi şimdi kırtasiyeci olmuş. Tamirci dükkanını kapatmış. Yerine bu kırtasiye açılmış. Yüksel fotokopi diyor. Böyle. Kırtasiye işiniz olursa buralara gelebilirsiniz. Bu yan tarafta da Kahraman İletişim diye cep telefonu tamiri var. Karşıda da Tanık Otel varmış. Bu eski milletvekili vardı. Erol Tanık, yanlış hatırlamıyorsam. Onların oteli. Şimdi tadilat mı yapılıyor, yıkılıyor mu anlayamadım. Çok eski bir milletvekili. 1990'lı yıllarda milletvekiliydi. Adam uzun boylu, yakışıklı bir adamdı. Hatırlıyorum, o zamanlar ben gençtim, genç kızdım. Onun vardı bir yaşı, 40-50 falan vardı ama o zamana göre çok çok bakımlı bir adamdı. Şemsiye tamircisi bulamadık. Şimdi hisar önüne doğru gidiyoruz. Orada bir tamirci varmış galiba. O tarafa doğru yürüyelim bakalım. Şimdi hisar önüne doğru yürüyoruz. Kemer altına girdik. Burada gece kıyafetleri. Burada da çeyiz malzemeleri satılıyor zannediyorum. Burada eskiden güzel bir lokanta vardı. Bu bina tarihi bir bina. Ama lokantayı kaldırmışlar zannediyorum. Burada çay bahçesi var galiba. Burada yöresel yemekler, ev yemekleri satılıyordu. Bina şu şekilde. Atölye varmış. Yazık olmuş. Burası tarihi bir binaydı ve zaten tarihi bina devam ediyor. İnşallah restorasyon yapılır. Çok kötü görünüyor. Ama şurada tam şu kısımda açık tezgah vardı. Her çeşit yemek bulunuyordu. Adamlar zannediyorum kâr edemediler. Kapatmışlar dükkanı. Binanın üst katına çıkılıyor merdivenle. Taş bina. Duvar kalınlıklarını görüyorsunuz değil mi? Ne kadar kalın. Burası eskiden yüncüydü. Şimdi baharatçı olmuş. Şurada sabunlar var. Görüyorsunuz renk renk sabunlar. Şurada doğal sabunlar. Şimdi yüncüye geldik. Renk renk ipler. İplerin kalınlığı, kalitesi de güzel gibi. Şimdi dikiş malzemeleri, örgü malzemeleri satılan yere girdik. Cengiz. Kadife kordele var mı? Buyurun. Siyah var. Bu taraf. Dikkat et. Burası çok eski bir... Yine tarihi bir bina. Burada da çok eskiden beri bu malzemeler satılmakta. Gidin bileli. Ne bak burada? Çift katlar. 32. Burada da renk renk makaralar. Yok, bende bu var.
Burada kordelalar. Şimdi arka tarafta bir ipçi var, oraya doğru gidiyoruz. Burada da kahvehane gibi, çay ocağı gibi yapmışlar. Pardon, neylesin ya be? Berkay! Şimdi ipçiye doğru gidiyoruz. Bir de soba kurmuşlar. Görüyor musun sobayı? Buraya kadar sıcaklığı geliyor. Gene bak bakayım. Şimdi oradan çıktık. Tekrar ipçilerin oraya gidiyoruz. Burası yay gibi dönen bir yer. Dükkanlar bu yayın çevresinde sıralanmışlar. Ortada da, yani dükkanların ortasında da tekrar atölyeler falan var. Bak burada daha iyi. İpler. Renkler çok güzel. Ben çok seviyorum böyle renkli renkli cıvıl cıvıl şeyleri. İnsan hayatında siyah ve gri olmaması gerekir diye düşünüyorum. Böyle rengarenk olacak. Sarı olacak, turuncu olacak, yeşil olacak. Allah ne kadar güzel renkler yaratmış. Biz gri, siyah şeylerle uğraşıyoruz. Hayata da gri ve siyah ile bakmamamız gerekir. Bunlar da kağıt ipler. Bakın ne kadar güzel renkleri var. Fiyatlar da 25 liraymış. Ormandan çanta yapıyorlar. Sepet diyorlar. Bunlar 14 liraymış. 40. Kaç grammış? 40 gram mıymış? Pahalı o zaman. Pahalı o zaman. Balçova da daha ucuz. 50 gram 10 lira. Orada da güzel renkler vardı. Yani eskiden Kemeraltı en ucuz yerdi. Şimdi semtlere göre daha pahalı. Çok güzelmiş rengi değil mi? Bak bunun da rengi çok güzel. Harika bir renk. Ama pahalı şeyler. Balço'da 20 lira. 25 miydi? Ha. Bunun rengi de fena değilmiş. Bak battaniyede bu renk de çok hoş durur. Araya. Şuradaki iplere de bakalım. Bunlar kadife ipler. Bir zamanlar kadife hırkalar falan çok modaydı. Benim de 2-3 tane kazağım, hırkam var. Çok severek hala giyiyorum. Biz şemsiye tamircisi aramaya geldik ama maalesef tamirci bulamadık. İplere bakıyoruz. Çok güzel ipler var. Tabii öğren için. El işini seven insanlar için. Bu fazenler çok güzel. Eskiden tabii pamukluydu. Şimdi bunlar %100 pamuklu mudur bilmiyorum ama çok güzel renkler, desenler. Burada da kadife ipler var. Kırmızı. Şurada siyah. Hem de siyah. Bunlardan çok güzel atkı oluyor.
Yeşil çok güzel. Buradaki yeşil de çok güzel. Ne kadar değişik bir renk. Sanki pijama gibi. Gecelik gibi. Burada da jüt var. Hediyelik eşya yapımında falan kullanılıyor. Bunlar sofra beziymiş. Bu örtü. Koltuk örtüsü falan. Güzelmiş desene. Burada da kına malzemeleri var. Şunlar, şu kırmızılar kına yakıldıktan sonra ele takılıyor. Silikon bile var. Hayret. Boncuklar. Süs eşyaları yapmak için kullanılan bu tül. Bunlar büyük bir ihtimalle kına gecesinde dağıtılacak çerezler için mi acaba kullanılıyor? Çiçekler. Burada kağıt ipler. Ve devam edelim. Normal jüt ip. Renkler çok güzel. Herkes alışverişe gelmiş. İp alan çok fazla. Her şey o kadar pahalı ki. İnsanlar artık yeniden kendileri örmeye başladı zannediyorum. Burada da renk renk kolonyalar görüyorsunuz. Şu altın damlası galiba. Tütün kolonyasıymış, pardon. İzmir'in altın damlası meşhurdur. Ama burada yok herhalde altın damlası. İçeride de çeşit çeşit şişeler. Nikahlarda verilen küçük objelerden zannediyorum. Burada da davetiyeler. Şimdi şemsiye tamircisine doğru gidiyoruz. Bu arada kemer altında dolaşmaya devam ediyoruz. Şimdi Hisar önündeyiz. Buralarda lokantalar var biliyorsunuz. Çiçekçiler var. Canlı çiçek tohumları. Çiçek soğanları. Şimdi şemsiye tamircisi şu ağacın dibindeymiş. Ama hangi ağaç? Burada birkaç tane ağaç var. Devam ediyoruz. Burada da bir çeşme var. Tarihi çeşme olması gerekir. Şemsiye tamircisini bulduk. Ağacın dibinde ama şemsiyeci yok. Tamirci yok yani. Şöyle şemsiye ve ayakkabı tamiri yapıyormuş. Hisar'ın orada ayakkabınıza bir şey olursa, şemsiyenize bir şey olursa buraya gelip tamir ettirebilirsiniz.
kocaman bir çınar ağacı var. Bayağı gövdesi geniş. O çınar ağacının dibinde şemsiye tamircisi. Hisar Önü kahvecisi diye yazıyor. Onun hemen önündeki çınar ağacı. Aklınız olsun arkadaşlar, bu kesin eski zanaatkarlardandır. Öyle İzmir'de şemsiye tamircisi falan kalmadı zaten. Şimdi Hisar önünden çıktık, Kızlar Hasan'ına giriyoruz. Maalesef şemsiyeciyi bulamadık. Yarın geliyormuş şemsiyeci. Burada da hediyelik eşya satan yerler. Şunlardan anladım ben. Nazar ağacı yapar. Onu zemin olarak kullanırdım. Alttan böyle tenleri çıkarırdım, dallandırırdım. Şeyini, inci, bakır tel değil. Beyaz tel kullanırdım. Nazar ağacı yapardım. O kadar güzel. Evet, güzel oluyor değil mi? Evet, güzel oluyor. Tabaklarına bak. Şimdi Kızlar Hasan'ı içinden yavaş yavaş gidiyoruz. Müzik aletleri satan dükkan. Şunlar çok değişikmiş. Çok hoş yüzükler, broşlar. Bunlar yarı değerli taş diyorlar, onlardan zannediyorum. Yukarıda da kral tacı var. Çok güzel tasarımlar. Bunlar el yapımı zannediyorum. Arkada mercanlar var. Böyle devam ediyoruz. Bunlar da bileklikler. Dışarıdayız birader, kurt olmayız. Bunlar tespihler. Toprak çocukları. Yusuf Bey'in atölyesiydi. Burcu burada 2 ay staj yaptı. Şimdi değişmiş. Şimdi kıyafet mi olmuş? Evet. Sevil Şal butik olmuş. Yani insan emeği çok değerli değil biliyorsunuz. Bu kadar böyle yine hangi bir şeyleri var? Eşini arka tarafta, arka sokakta oraya taşımışlar. Eşinin orada yapıyormuş işini.
Burada da otantik elbiseler var. Burada da halı, kilim, kilit. Ama bu el yapımı değil ya, sentetik bir şey. Bak bunlar daha hoş, şu yukarıdakiler, otantik elbiseler daha hoş. Buraya da bu heykeli koymuşlar, Buda'nın heykeli. Kızlar Ağası Hanı'ndan çıkıyoruz arkadaşlar. Şunlar minik yapmış ya. Evet. Ağaçları. Ben muhteşem yapıyorum. Muhteşem. Ne yapıyordun onları? Pazarlıyor muydun? Şey yaptım. Babaları gibi işte. Benim sıkışık. Onları yaptım. Fatih için yanlaştım. Taneyse onlar da satıyordu. Kendisine para alıyordu. Bana da bir miktar veriyordu. Mesela diyelim ki 20 lira. 15 liraya bana veriyordu. 5 lira senin kendisine. Orada kalmak. Kira gibi. Yine yaparsın. Yerleri şey koymuşlar. Böyle değildi. Ha, daha önceden düz asfalttı galiba. Şurada da taş satan yerler var arkadaşlar. Ham taş, yarı değerli dediğimiz taşlardan. Bunları alet var, o aletlerle şekil veriyorlar. Kolye falan yapıyorlar. Sitrin bolu para şeyi. Ben de var, 50 liraya almıştım. Bu mu? Bir oğluma bir bana. Bu mu bolluk para? Bak bolluk, bereket ve para versin çeken. İçeride işlenmişlerim var. Konya'ya getirilmişler var. Bunlar da, bunlar da hematit. Ametis. Ametis. Pardon, hematit değil, ametis. Buradaki taşlardan hangisini örüyorsunuz? Taşlardan. Doğal taşmış bunlar. Bunlar da yap var. Bunlar da tuz arkadaşlar. Himalaya tuzu. Böyle ağaçlar yapmışlar. Şunların düz olanından var bende. Bunlarda kuvars arkadaşlar ama ne diye satıyorlar bilmiyorum. Önünde bir şey yazmamışlar. Kuvars. Bu da nematitmiş. Bu kaplan gözüymüş. Bunlar çok güzel oluyor boncuk haline getirilince. Bu aventurinmiş. Aventurinmiş. Bunun kolye ucu olarak bende düzü var. Neydi bu? Sitrin bolluk bereket taşı. Bolluk bereket taşı. Vücudunda taşıyacaksın kolye gibi. Bedenine değecek. Bolluk bereket taşıymış arkadaşlar. Kazanmış ne değil, bedenine değecek. Bedenine değecekmiş. Tenine değecek. Yani tene değmesi gerekiyormuş bolluk bereket için. Bizim de çok ihtiyacımız var bolluk berekete. Şimdi pirinç çarşısındayız arkadaşlar. Ne otantik bir elbise.
Eskiden buraya çok gelir alışveriş yapardım. Ama şimdi çok kötü bir durumda. Şu aşağısı falan. Burada kupalar var. Kafe World'muş. Önünde de bir melek heykeli. Kahve aşkına. Aşık oluyoruz. Şu binayı da yeni restore etmişler arkadaşlar. 1-2 senelik herhalde restorasyon. Ama güzel olmuş. Şurayı kapatmışlar. Bir bölme eklemişler. Burası yoktu daha önceden. Açıktı burası. Artık yavaş yavaş kemer altından çıkıyoruz. Taş. Bunlar andezit olmalı. Ankara taşı andezit. Yavaş yavaş. Bunlar İzmir'in eski binaları. Ama anahtar boş. Belki belediye kendisi kullanacaktır buraları. Şuradan gidelim mi? Şuradan gidelim mi? Bak şurada da şeyler var, tarihi eserler var. Gidip tekrar geri döneceğiz. Yok, oradan çıkacağız. Sen resmin o tarafa. Bu bina restore edildikten sonra İzmir İktisat Kongre Merkezi olmuş arkadaşlar. Ben de bilmiyordum ne olduğunu. İzmir İktisat Kongre Merkezi yapmışlar. PTT binasının yan tarafındaki bir arsa. Burada bina vardı. Yıkıldıktan sonra bu tarihi temeller çıktı. Bundan sonra buraya bina yapmaktan zannediyorum vazgeçtiler. Sit alanı ilan edildi. Şimdi yavaş yavaş kemer altından çıkıyoruz arkadaşlar. Metroya doğru gidiyoruz. Hepinize şimdilik iyi günler diliyorum. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Çok teşekkür ederim.